Bir kez daha merhaba, hoş geldiniz Haber Global ekranlarına. Gündem kaldığı yerden devam ediyor. Hemen sıcak açıklamalarla başlayacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Elbette İsrail'in Gazze yönelik saldırılarından yerel seçimlere kadar pek çok konuda önemli açıklamaları vardı. Ankara Haber Müdürümüzle konuşacağız. Erdinç Öz Yılmaz yayına hazır. Erdinç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok... Sen de belirttin, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Evet, istersen soru soru ilerleyelim Erdinç. Ee, Cumhurbaşkanının yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Yarın da Yunanistan'a gidecek. Bugün de kabineyi toplayacak. Ee, Katar dönüşü neler söyledi? Şimdi ilk e, soruya bakıyorum. Tabii e, işte Netanyahu'ya yine kasap demişti. Cumhurbaşkanı işte katil olduğunu söylüyor. Yargılanacağını söylüyor. İlk soru da İs İsrail'in saldırılarını artırarak sürdürdüğü üzerine. Şimdi bu saldırılar sürerken siyasi bir çözüm konusunda ne kadar umutluyuz? Yani acaba İsrail bütün dünyanın desteğini e, yitirir mi bir noktada? Nasıl bir yerdeyiz? Tüm dünyayı da değerlendirdiğimizde bu sorulmuş Cumhurbaşkanı'na nasıl <laughs> yanıtılıyor? Cumhurbaşkanı bu konularda çok önemli mesajlar veriyor. Ama Hilal e, önemli açıklamaları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sen de altını çizdin. Özellikle son günlerde e, sıkça gündeme getirilmişti. Kritik bir iddia var. E, Mossad ajanlarının e, Türkiye'deki... Hamaslara yönelik e, suikast yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddialara çok sert tepki e, verdiğini söyleyebiliriz. Türkiye'ye, e, Türklere karşı böyle bir adım atmayı eğer cüret ederlerse Hı -hı. bunun bedelini bir daha bellerini doğrultamayacak suretle ödemeye mahkum olurlar ifadesini kullandı Hı -hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdırlar. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafe dünyaca dünyada bilinmektedir. Ayrıca biz Dün kurulmuş bir devlet değiliz. Hı -hı. E, bunu da kimsenin bunun da kimsenin aklından çıkarmaması gerekir ifadesini e, kullandı. Hı -hı. E, az önce de söylediğimiz gibi Mossad'ın e, Türkiye'de yaşayan Hamas üyelerine yönelik e, suikast yapacağı yönünde iddialar vardı Cumhurbaşkanı Hı -hı. E, Erdoğan bu iddialara çok sert e, karşılık verdi. E, misliyle karşılık verir ifadesini kullandı. Hı -hı. Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türk e, Türkleri tanımıyorlar, bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır bir şekilde öderler ifadesini kullanmıştı. Hatırlanacağı gibi MHP lideri Devlet Bahçeli de bu iddialara sert tepki göstermiş ve bedelinin ödet ödetileceğini söylemişti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yönlü sorular soruldu. Ee, İsrail'in ne yapmak istediği bundan sonraki sürece e, yönelik Filistin'deki duruma yönelik de Türkiye'nin bu e, savaşın son ermesi için e, garantörlük açıklaması vardı. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yönde açıklamalarını e, sürekli tekrarlıyor elbette bir de. Bu savaşın sonlanması, kalıcı barışın sağlanması için de bir barış konferansının yapılması isteniyordu. Evet. Böyle bir talebi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlanacağı gibi. Senin de gündeminde var bu. Dolayısıyla bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın da oldukça önemli olduğunu söyleyelim Hilal. Biz garantörlüğe de bu konferansa ev sahipliği yapmaya da hazırız. Yeter ki barışı gerçekten isteyenler biz sürekli barış diyoruz istesinler. Biz barış diyoruz hukuk adalet diyoruz. Bunları öylesine söylemiyor. Dünyanın büyük bir felaketi sürüklenmemesi için bu kavramların ayakta kalmasına ihtiyaç olduğunu bilerek ifade ediyoruz, ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, gözleri olup zulm, zulmü görmeyenlere, kulakları olup gerçeği işitmeyenlere, dilleri olup hakikati söylemeyenlere, görün, duyun, gerçeği artık söyleyin diyoruz, ifadesini de kullandı. İnsanlık orunun, onurunun kurtuluş reçetesini sunuyoruz aslında. Biz yılmayacağız, usanmayacağız. Yorulmadan hakkı ve hakikati anlatacağız. Denedik olmadı demeyi lüksümüz yok. Barış için çabalamaya devam edeceğiz. Yeni yol haritamızı oluşturduk. Hem Gazze'deki zulmü hem Filistin'in yıllardır yaşadığı dramı hem de kalıcı barış için çözümlerimizi ifade edeceğiz diye konuştu evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu garantörlük ve barış konferansı konusunda bu açıklamaları yaptı diyebiliriz.